Büyük tatların doğuşu. Atalarımızın yol serüveni 1200'lü yıllarda Orta Asya'dan kalkarak İran topraklarına gelirler. Bir zaman burada kaldıktan sonra bir kısmı göçlerini yükleyerek Anadolu topraklarına ayak basarlar. Bugünkü Kırşehir bölgesine gelerek buraya yerleşirler. Uzun bir zaman sonra bazı nedenlerden dolayı atalarımızın bir kısmı Kırşehir'den ayrılmak zorunda kalır. 8-10 kişilik bir grup Adana, Hatay, Adıyaman ve Maraş bölgesine gelerek buralara dağılırlar. Büyük Tatlar Köyü'nün kurucusu olan Çöllü Koca ise 3 oğlu ile Elbistan Kullar Tatları Bıçakçılar Deresi'ne gelerek buraya yerleşmeye çalışır. Kısa bir süre sonra oradan ayrılarak Karahüyük, Çoğuhan, Büget derken Kaşanlı'nın altına kadar gelerek Kis denen yerde şimdi de varlığını sürdüren yaşlı bir dut ağacının altına göçünü yıkar. Fakat buradan da kısa bir zaman sonra göçünü yükler. Küçük Tatlar, Büyük Dere, Dardaş'tan geçerek bugünkü Büyük Cami'nin olduğu yere gelirler. Ve bugün sadece külü kalan İsko Ali'nin öreninin yerine ilk evlerini yaparak yerleşimi sağlarlar. Bugünkü köyün olduğu bölgenin ve çevresinin çok yoğun bir ormanla kaplı olmasından dolayı su bulmakta zorlanırlar ve daha sonra da diğer atalarımız gelerek, büyüyerek Büyük Tatlar Köyü'nü meydana getirirler. Büyük Tatlar Köyü ilk adını kurucusu olan Çöllü Koca'dan alır ve Çöllüler Köyü olarak 1950-1955 yıllarına kadar bu ismi taşır. Daha sonra köyün ismi alınan bir kararla Büyük Tatlar olarak değiştirilir. Büyük Tatlar Köyü'nün kuruluş tarihi Çöllü Koca'nın 3 oğlundan birisi olan Mehmet Kara'nın Büyük Tatlar nüfus kayıtlarından yola çıkılırsa 1700'lü yıllarda kurulmuş olduğu ortaya çıkmaktadır. Büyük Tatlar Köyü güneyinde Çatalkaya ve İt Kiryan Dağı, doğusunda kendisine bağlı Alıçlı Mezrası, batısında Koçova Köyü ve güneyinde Yollu Gedik Güley'in düşeyinin eteğine kurulmuştur. Çöllü Koca'nın torunlarından olan geçmişle ilgili birçok bilgi bizlere aktaran merhum Ali Osman dedemizi de rahmetle anıyoruz. Oğul Mehmet'in Türkiye'den aynı şekilde ablasını aldım Mehmet'in. Ben sabah çok uyudum mu hiç? Güzel Mehmet dedi ki biz sabahına atlara bindik, keşfe gidiyor. Ha şimdi diyor, baş efendi diyor, boş ki posluyum, muhtara yüzüne gidiyor. Gidiyordan çıktım mı, yemeden hiç kalbime gelmiyor. Kör üstünemim, çilağımım, avamım, çöllüğümüm, bunlar görmüyor gözümün öyle. Çatalkaya, Büyük Tatlar'a açılan hem kapı hem de penceredir. Büyük Tatlar köyü halkının geçim kaynağı genellikle tarım ve hayvancılığa dayalı olsa da son yıllarda önemli ölçüde azalmalar olmuştur. Nüfusa bakıldığında ise 1990'lara kadar hayli kalabalık olan köy, 90'lardan sonra göç vermeye başlamıştır. 1994'e kadar köy statüsünde olan Büyük Tatlar, 1994 seçimlerinde belediyelik oldu. Birinci ve üçüncü seçimi kazanarak belediye başkanı olan merhum Zeki Meşe'nin köylü halkına çok büyük faydaları olmuştur. İkinci dönem başkan seçilen Sayın Mehmet Ceren hatırı sayılır hizmetler vermiştir. Yaptığı hizmetlerle ilgili bilgiler aktarmaktadır. 1962 yılında ben Büyük Tatlar'da doğdum. O zamanki adıyla Büyük Tatlar köyüydük. Daha sonra Büyük Tatlı Beldesi olarak isim değişikliği oldu. 1994 yılında belediye başkanı olmam istendi. Benim için de cazip geldi sanırım. Aday olduk. Birinci dönemde kazanamadım. İkinci dönemde 1999-2004 yılları arasında Büyük Tatlı'da belediye başkanlığı yaptım. İnsan hayatında siyasetle uzun süreli değil de kısa süreli görev almak güzel bir şey diye düşünüyorum. Büyük Tatlı geçmişi 200 yıldan fazla bir yapıya sahip. 1994 yılına kadar muhtarlıkla idare edilmiş köy statüsünde. 1994 yılından sonra belediyelik oldu. Belediye başkanlığım döneminde yaptığım en büyük çalışma Karakuz'da getirmiş olduğum su projesiydi. Bunu ilçe belediyeleri dahil il belediyelerinin böyle bir projeyi hayata geçirmesi çok zordu. Bunu başardım. Büyük Tatlı sonuç itibariyle hayvancılıkla ve tarımla uğraşan bir köydü. O yıllarda 5000'e yakın bir nüfusu vardı. Bu nüfus üretim içerisindeydi. Ekilmeyen bir karış arazimiz olmazdı. Her yer ekilirdi. Hayvancılık ona keza. Yaylalarımız vardı. Yalnız Erdiç, Büngüldek,
Yellikaya gibi yaz aylarında buraya koyun sürüleriyle giderlerdi. 3 ay orada oturulurdu. 3 aydan sonra tekrar Büyüktatlı'ya dönüş yapılırdı. Fazla bir nüfus kalmadı. Haliyle topraklar işlenmez oldu. Hayvancılık terk edildi. Şu anda beldede 700 civarında bir nüfus kaldığını düşünüyorum. En önemli olan şey de Büyüktatlı'da bir kabilecilik olayı vardı. Bütün beldelerde olduğu gibi. Seçimler Büyüktatlı'da çok daha hareketli. Türkiye'de seçimler 3 ay öncesinde başlarken Büyüktatlı'da seçim bitince seçim başlardı. Kardeş kardeşi tanımazdı. Şöyle düşündüğün zaman yaşanmalı mıydı bunlar? Aslında yaşanmamalıydı normal şartlar altında. Ama demek ki yaşanması gerekiyorsa da yaşandı. Allah rahmet eylesin. Halef selef olduğumuz Zeki Başkan gerçekten takdire şayan bir insandı benim açımdan. Hiçbir zaman biz küslük çekmedik. Dördüncü dönem ve son olarak seçilen başkan Sayın Ali Bayram Köse, belediye seçimlerini kazanarak belediye başkanı olmuş ve köyümüze güzel hizmetler sunmuştur. Şimdi Büyüktatlı bir tarım kasabası. Fakat şu anda tarımcılık da yok, hayvancılık da yok, kalmadı. Yani hepsi bitti. Neler yetişir başkanım? Burada arpa yetişir, buğday yetişir, nohudu güzel olur. Şurada derelerde, bahçelerde fasulyesi güzel olur. Ondan sonra elması, cevizi, buranın çok mükemmel olur yani. İnsanları şu anda çok mağdur durumda yani. Neden mağdur durumda? İş yok, işsizlik gayet çok. Şimdi dışarıdaki olan insanlarımızın köye dönmeleri lazım. Niye dersen, ya İstanbul bir metropol şehri. Artık İstanbul'da yaşantı zor. Ama köyde, şimdi köye dönseler eskisi gibi her şey olur yani. Şimdi eskide bizim burada ekin ekilirdi, yaylalarda nohut olurdu. Yani şimdi o yok. Şimdi vatandaş yok ki ola. Şimdi burada istesen ki 10 dönüm bir nohudun olsa yolduracak, yani temizletecek insan bulamazsın yani. Kahramanmaraş'ın büyük şehir olması nedeniyle belediyelikten düşen köy artık köy statüsünü kaybetmiş, Afşin'e bağlı uzak bir mahalle olarak muhtarlığa dönüştürülmüştür. Köy muhtarımız Ali Ceren hizmetlerin aksatılmaması konusunda büyük bir çaba sarf etmektedir. Şimdi öncelikle hoş geldin. Sizlere teşekkür ederim. Ben 13 yaşında ayrıldım bu köyde. İstanbul'da 20 yıl kaldım. Gurbetçilik çektim, yaşadım. Şu an İstanbul'da ikametgah ediyorum. Büyüktatlı'da muhtarım. Benim amacım sadece köyüme, halkıma hizmet edebilmek için mücadele ettim. Elimde geldiğince halen de mücadele etmeye devam ediyorum. Bizim bazı sıkıntılarımız var. Altyapı sorunumuz var. Projesini çizdirdik. İhaleye çıkarttık. Şu an ihale iptal oldu diyorlar. Çaresizlik. Köyümüz mağdur durumda. Yollarımızda sıkıntı var. Mezarlıklarımızın yollarında sıkıntı var. Mahalle yollarımızda sıkıntı var. Bunların yapılmasını gazsever istediysem olmuyor. Yani ben muhtarlıktan hizmet edemediğim için çekilmek istiyorum. Bu koymayacağım adaylığımı. Vatandaşlarımıza, İstanbul'da kalan, gurbette kalan vatandaşlarımıza, memleketlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Güzel bir memleket. Havası hoş, suyu hoş. Çaresiz insanlar gelip hayvancılık yapabilirler. Arazilerimiz boş. Her taraf boş durumda şu an. Bunların işlenmesi lazım. Büyüktatlar Köyü 1990'lardan sonra eğitim alanında önemli başarıları imza atarak okuyan insanları devlet, kurum ve kuruluşlarında önemli mevkilerde yer almışlardır. Okul müdürü Sayın Adem Gündoğan okul hakkında bilgiler paylaşmaktadır. Merhaba, ben Adem Gündoğan. Okulumuz hakkında size kısa bir bilgi vereceğim. Okulumuz 1997 yılında Büyüktatlı Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak kuruldu. İçerisinde Anadolu Lisesi ve Tesisat Teknolojisi iklimlendirme alanı vardır. Okulumuzda 12 tane öğretmen, 2 tane yardımcı personel ve 70 öğrenci vardır. Okulumuza şehirde köylerden Kaşanlı, Küçüktatlı, Büyüktatlı, Örenli, Haçapınar'ı da öğrenciler taşımalı şekilde gelmektedirler. Akademik olarak birçok öğrencimizi üniversiteye yerleştirdik. Yine
fırsat teknolojisi iklimlendirme alanında mezun olan öğrencilerimiz KPSS puanı ile teknisyen ve teknisyen yardımcısı olarak çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşmişlerdir. Bu noktada emeğe geçen, bu zamana kadar gelmiş geçmiş bütün idareci öğretmenlerimize bu başarılardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da gerek öğretmenlerimiz, gerek öğrencilerimiz ve gerekse velilerimizin katkılarıyla yeni başarılar hedefliyoruz. Saygılarımla. Köyün yetiştirdiği ve emekli öğretmen olan Sayın Celal Ceren Büyük Tatlar'ı anlatıyor. Büyük Tatlar dediğimiz zaman geçimini hayvancılıkla ve tarımla sağlayan yaklaşık 15-20 yıl öncesinden nüfusu 5000 civarında olan şu anda binlere düşen bir yerleşim birimidir. Büyük Tatlı eğitim bakımından pek gelişmediği hissine kapıldım. Birazdan milliyetçi duygularımız ağır bastığı için koşa koşa köyümüze geldim. Dedim oraya hizmet edeceğim. Yani o karanlıktan kurtarmaya çalışacağız köyümüzü dedik. Yanımda birkaç arkadaşım daha vardı. Köylü arkadaşım. Biz el ele verdik. Eğitim düzeyini yükselttik. Gece gündüz demedik. Gündüz dersimize devam, gece kursa devam. Ya da cumartesi pazarlar kurs verdirdik. Her türlü imkanlarımızı kullandık. Çok şükürler olsun ki memur vermeyen köyümüzde memur vermeye başladı. Yüksek okullar, işte gidenler çoğalmaya başladı. Şimdi bugün de köyümüzde okumayan, yüksek okula gitmeyen ya da memur olamayan kişileri ancak sayabiliyoruz. O da parmakla saysak ancak çıkar. Çok şükür ki köyümüzün o talihi, o karanlık talihi değişti. 90'larda sonra değişti. Köylü demek, ekonomi demek. Köylü demek, yani her şeyiyle medeniyet demek, çalışmak demek, üretim demek. Gurbette yaşayanlara sesleniyorum. Elinizde ne imkan varsa, tatların bir adım yaşam bakımından diyorum. Bir adım ileriye gitmesi için ne imkanlarınız varsa kullanın. Gelin yazın çolunuzu çocuğunuzu tatile getirin. Güzel şuranın oksijenini teneffüs edin. Sebzesinden, meyvesinden yiyin. Ama öncelliğimiz şu olur. Makam, mevki gereği. Hani birlikten güç doğar. Unutmayın köyünüzü. Tatlara hizmet istiyorum her zaman. Yetiştirdiğim insanlardan istiyorum. Yetkisi olan insanlardan, sorumluluğu olan arkadaşlarımdan, öğrencilerimden, gençliğimden ben bunu istiyorum. Yaşımız 60 oldu. Bu yaştan sonra hiç olmazsa hizmeti görüp şükretmek de istiyorum. Yine köyün değerlerinden biri olan avukat Sayın Murathan Genç Büyük Tatlar'ı anlatıyor. Büyük Tatlar'ı sorduklarında Büyük Tatlar hem bizim geçmişimiz hem bizim geleceğimiz olarak anlatırız. Ben bazen sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyorum Büyük Tatlar'la ilgili. Özellikle köyümüzün giriş yeri var Çatalkaya. Oradan bir manzarayla Büyük Tatlar görüküyor. Benim paylaşımımdaki söz şuydu her zamanki gibi. 100 tane sevdiğim olsa Büyük Tatlar gibisi var mıdır diye. Büyük Tatlar bizi toprağımıza bağlı. Geleceğimiz, geçmişimiz, her şeyimiz, kültürümüz. Yani 21. yüzyılda köy kültürü sona erme zamanına da girse, Büyük Tatlar her zaman bizi birbirimize bağlayan, ikili ilişkilerimizde, insani ilişkilerimizi bizi her zaman hatırlatan bir yerdir Büyük Tatlar. Sevdamız da Büyük Tatlar. Büyük Tatlar'ın nüfusu 90'lı yıllarda 5000 ve üzeriyken şu anda 1000 civarındadır. Köyde yaz aylarında ve bayramlarda yoğun bir nüfus patlaması oluyor. Köyün birçok alanda yetiştirdiği iş insanları bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan Sayın Ahmet Ceren Büyük Tatlar'ı anlatıyor. Büyük Tatlar Avşin, Kahramanmaraş Avşin ilçesine bağlı. Avşin'e 37 kilometre uzaklıkta bir belde. Büyükşehir yasasıyla mahalleye çevrilmiş. Nüfusu 5000'i bulduğu zamanlar olmuştur. Fakat şimdi 1000'in altına düşmüştür.
genellikle hayvancılık ve çiftçilikle ve tarım işçiliğiyle intikal eden, çalışan insanlarımız var. Okuma kültürü biraz daha fazla. Okula çok meraklı. Okumaktan başka şansının olmadığını bilen insanlar. Hep okudular veya İstanbul'a taşındılar. İstanbul, Elbistan ve önceleri Karabük'te çalışırlardı. Hayatları şimdi Elbistan'da, bizim tek isteğimiz köyü bırakmamaları. Kasabalarında zaman zaman gelip büyüklerini, kültürünü yaşatmaları. İstanbul'daki dernek, Elbistan'daki dernek, derneklerimiz var. Derneklerini yaşatmaları ve kültürlerini unutmamalarını istiyoruz. Büyük Tatlar Köyü, coğrafi olarak engebeli bir yapıya sahip olmasından dolayı son yıllarda tarımsal alanda da önemli ölçüde azalma olmuştur. Yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve sert geçer. Burada yaşayan insanların bir bölümü kış aylarında şehirlere taşınır, yazın ise tekrar köye dönerler. Büyük Tatlar halkının kurduğu İstanbul Sultan Gazi'de Tatlı Der adı altında faaliyet gösteren dernek başkanı Sayın Murtaza Kara Büyük Tatlar'ı anlatıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, şu anda benim için değerli olan, farklı bir yeri olan, ayrı bir yeri olan Büyük Tatlı kasabasındayız. 1600'lü yıllara kadar dayanan kuruluşu, ilk kuran köyü kuran kişi Çöllo. Eski ismi ise Çöllo'ler ismi. O Çöllo'nun buraya gelip burada ilk evini yapmasıyla oluşmuş. Ondan sonra diğer köylülerimiz peşine gelmiş ve zamanla köyümüz 1994-95'lerde 2000 yıllarına kadar dayanan tarihte 600'lere, yani nüfusu 3000-3500'lere kadar yükselmiş. Yani 600 haneye çıkmış etmiş. Yani 4 dönem belediyelik olmuş ve büyük Kahramanmaraş'ın büyük şehir olmasıyla birlikte belde belediyelerine son verilmiş. Köyümüzde şu an itibariyle 3 tane cami bulunmaktadır. Mezarasıyla beraber 3 tane de okulu bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de çok programlı lise. Bu çok programlı lise sayesinde gençlerimiz bazı kamu kurumlarına atandılar ki çok büyük bir nimet oldu. Köyümüzün geçim kaynağı genellikle hayvancılık ve tarıma dayanmaktaydı. Bunda birkaç yıl öncesine kadar kimse kalmadığı için gençler hepsi işte büyük şehirlere gittiler, göç ettiler, farklı yerlere gittiler. Çoğu okudu, hepsi görev sahibi oldu gençlerimizin çoğu. O yüzden şu anda 200 haneye kadar, 250 haneye kadar köyümüz düştü. Yani kimse şu anda yaşlılar harici kimse kalmadı. Yani burada gençlerimize de şunu söylemek istiyorum. Senede bir defa da olsa köyümüzü gelin, ziyaret edin. Hatta geleneklerimizi, göreneklerimizi çocuklarımıza aktarın yani. Eski kültürümüzü, nasıl yaşadığınızı, hangi şartlarda hayatınızı sürdürdüğünüzü çocuklarınıza anlatın. İnsanımız kaldı, onlarla da görüşüyoruz, şu anda konuşuyoruz. Onlar da son nesil. Onlardan sonra da kimse kalmayacak gibi. Şu anda hayvancılık bitme noktasında. Kimse olmadığı için, işte gençlerimizde kimse kalmadığı için hayvancılık da bitti. Şu an sadece yazlık için kullanıyorlar. Yazın geliyorlar işte, bazı gençlerimiz, annesi babası sağ olan, ayakta olanlar geliyorlar. Annesini babasını ziyaret ediyorlar, tekrar yaşadığı yerlere, büyük şehirlere göç ediyorlar. Ben diyorum ki gelin, senede bir defa da olsa gelin, ziyaret edin, kültürümüzü çocuklarınıza öğretin, aktarın. Yani bunlar kalıcı olsun istiyorum. Derneğimizin köy halkımıza ve köyümüze önemli ölçüde hizmetleri bulunmaktadır. Köyde yaşayan insanlar geçmişe özlemle bakıyorlar ve geçmişteki anılarına dalıp gidiyorlar. Kurbanım, ben 1962 doğumluyum.
Ondan sonra benim doğuma büyüme büyük tatlar. Ben iyi kötü babamda görme çiftçilik gördüm mesela. Az çok. Fasulyasını da gördüm, parasını da gördüm, boynunu da gördüm, huzusunu da gördüm. Ondan sonra ya biz çifte yayık yayarlardı çifte. Benim iki tane anam vardı, çifte yayık yayarlardı. Annem de yayardı, ben yayar. Ondan sonra ya biz evlendik kurban sonunda 78'de ben evlendim. 78'de. 11 sene ben babamın kahrını çektim. Biz bir de analıklıydık. 15 baş ailenin biz kahrını çektik şu gördüğüm. Ondan sonra 11 sene yanda kaldım. 83'te babamınki yapıldı, 84'te benimki yapıldı. 84'te ben geldim ayrıldım. Askerde geldim ayrıldım yeğenim. Ondan sonra burada aşırdım dağlardan yolum. Babamın burada misafirleri hiç asık olmazdı. Sivas'tan gel Elbistan toprağına kadar babamın buradan bu asfaltın üstünde çayını içmeyen adam kalmadı. Kurban. Şimdi de ben yavlarıyorum adama yolda geçerken gel lan bir çayımızı iç diye çayımızı içmiyor. Neden bu? İşte eskiler eskiyle şimdi bir olur mu? Bir. İkincisi ya kardeşim ne kardeş birbirini seviyor. Ne amca birbirini seviyor. Ne yiyen birbirine sahip çıkıyor. Ne bileyim ne bilmiyorum benim aklım yetmez oldu. Aa bu devrin demek ki modası buymuş. Eskiler gitmiş. Eskide biz babamızın karşısında bir bardak suyu içmezdik. Şimdi adam kalkıyor bana akıl veriyor. Şimdi adam kalkıyor ayağını uzatmış. Gizli gizli ne bileyim önünden kalkmıyor. Bir karış çocuk sana akıl veriyor. Hasret ile ciğerimi dalarken. Bilmiyorum yeni dönem mi akıllı eski dönem mi akıllı. Şimdi şöyle. Ne gibi bir öneride bulunun? Bu memleketin sen de biliyorsun. Aç susuz bir memleket. Kıraç bir memleket. Eğer İstanbul'u eskide Karabük var. Derlerdi ki Karabük olmasa biz acımız ölürük derlerdi. Şimdi de İstanbul'a icat oldu şu 25-30 seneden beri. Taşına toprağına bin bereket versin. Ben çocukları çağırayım burada ne yapacaklar 3-5 dönüm, 5 dönüm bahçeyle. Gelse ne yapacak, gelmese ne yapacak. Ha, ama biz öldükçe sonra gelip de dibine bir suyu koyurlarsa cevizlerin, ağaçların diplerine nur ne amel. Ha, gelip de bu memlekette ne yapacak adamdır? Ne edecek? Doğan cılbak, doğuran cılbak. 55'te ben ilkokula girdim. O zaman konu komşu çoğudu. İnsanlık vardı. Birbirine saygı vardı. Öyle devamlı geldi geçti. Zaman geldi. 68'de askere gittik. 23'te 24'de askerlik yaptık. Askeri de geldik. Ama insanlık o zaman vardı. Büyüklerimizin saygı vardı. Şimdi ne saygı var, ne büyük var, ne küçük var. O eskideydi. Hele biraz da başkanın akrobaları falan vardı. Onlar. Bir geldi bir geçti. Şu anda her kişi kendi kereminde oturup bakıyor. Eskide insanlık vardı. Eskide insanlık vardı. Şimdi cebinde para olan, arabası olan büyük küçüğü bilmiyor. O eskideydi. Bundan 15-20 sene önceydi. Bir o zamanın bahrında bir erkek diyeyim delikanlı geldi mi geçti miydi? Kadınlar önünde kakardı. Şimdi affedersin kimse kimseyi tanımıyor. Durum böyle. Köyde daha işte burada yaylalara göçerdik eskiden. Koyunlarımız vardı, sürüler gelirdi, buna kuyulardan su çeker, sulardık. Ondan sonra Temmuz geldi miydi, bahçelere inerdik, bahçelerde otururduk, kalkardık. Yani
4 ay köyde durursak 8 ayını da yaylayına bahçede geçirirdik. Düğünlerimiz olurdu, güleşirdik, tura oynardık, türkü söyler, oyun oynardık. Böyle bir şeylerle uğraşırdık. Şimdi ise de artık yaşlılık olduk. Gurbette benim 9 çocuk var, hepsi gurbette. Hiç yanımda kimse yok. Ekmek almaya dükkana ben kendim gidiyorum. Eskide yokluğuydu, köy kalabalığıydı. Bizim köyümüze biliyor musun en azından 15-20 sürü koyun girerdi. Yaylaya göçerdik. Yayladan bahçelere göçerdik. Herkes birbirine gülümşarım. Hep çok iyiydi. Maddiyet azdı. Karabük'e giderdik çalışmaya. Maraş'a gider hendek atardık. Ondan sonra çok yani rezillik çekerdik ama ne tatlıydı. Şimdi ben bakıyorum biliyor musun? Arkadaş, elhamdülillah bu millet yağına balın içinde. Ben soruyorum gene gençlere yavrum diyorum ben. Acaba biz diyorum yaşlandık da dünyanın dadı, biz de diyorlar dadalamı yok diyorlar. Yani bu dünyada biz de dadalamı yok diyorlar. Hani maddiyat çok. Benim burada kimselerim kalmadı. Bunlar var, benim 4 kızım var, 2 de oğlum var. Hepsi İstanbul'da terk-i silah ettiler, gittiler. Biz de bir koca karıyla bir geliyor buraya, burada yazın, burada bahçamız, mırçamız var. Ondan sonra da güzünde biz de gidiyor Kucay. Yani bir dat alın diyor. Eski günler yokluğu deme iyiydi yani. Şimdi pek iyi bir şey yok ya. Abinin babasıyla ortaklık yaptım 10-15 sene başkanın babasıyla. Giderdik Sivas havalesinin bütün malını Çukuru'ya indirirdik bilmem falan. Yaşaydı kardeşim. Şimdi yok. Bizim yaşımız gitmiş, işimiz de bitmiş yani. Havşun büyük tatlar hem ana yurdum. Bazen iyi bazen kötü gördüm. Avşun'un Atlas'tan çok da bel vurdum. Merikil de giderdi yolumuz bizim diyor. Karabük'te hambal olup çalıştık. Handa yattık her kafaya alıştık. Bazen güldük bazen de gülüştük. Yani bütün bizim gençliğimizin tamamı burada geçti. Ben ilkokulda yeni başladığımda mesela dedem, baba derim de dedem olarak şeyde resmiyette babam. Benim dedemin oğlan çocuğu yok. Tek bir kızı var. Annem ben doğunca götürmüş 2 yaşında kendi nüfusuna kayıt ettirmiş. Buraların tamamı da ona ait. Onda da bana kal. 68 74 arasında muhtarlık yaptı. 1 sene fazla yaptı. Kıbrıs Savaşı çıkınca seçim uzatıldı. Evet. Seçim uzatılınca ben 70-71 mezunuyum. İlkokulu bitirdim. Ondan sonra burada devam ettik hayatımıza işte. Ondan sonra ne bileyim işte bir traktörüm oldu, bir şeyim oldu. Ondan sonra ticaretle uğraştım. Canlı hayvan ticaretiyle 94'e kadar. Adana'da mal kestirirdim yani. Her yıl giderdim. 3000-4000 tane mal kestirirdim. 94 seçimlerinde amcam oldu rahmetlik. Aday oluncuk bıraktık yani. Belediyeye girdik. Öyle kaldık yani. Ben ondan sonra da 99'da seçimi kaybedince Avşin'e gittim. 2019'a kadar Avşin'de devam ettim yani. 2019'da emekli oldum. Buraya geldim, buraya yerleştik. Kardeşim, eskiler mi zordu, şimdi mi zor? Ya şimdi eski farklıydı. Şimdi tüm şeyler maddiyete dayanmıştır. Eskide bir dostluk vardı, büyük vardı, saygı vardı, sevgi vardı. Şimdi maddiyetin varsa iyisin, maddiyetin yoksa yok yani. Ya onlara ne söyleyeceğim, her şeyden önce öz topraklarına, doğdukları, büyüdükleri yere sahip çıkmaları lazım. Başka neyi söyleyeceğim? Ama herkesin tabii ki işte buradaki hayat şartları onları oraya zorladı. Şimdi burada kalıp da hiçbirisi bir şey yapamazdı. Ne yapabilecekti yani? 100 dönüm tarlan olmuş. Ha o zaman bana yetiyordu ama şimdi benden doğan 7 tane çocuğa yeter mi 100 dönüm? Mümkünatı var mı yani bunun? İmkanı yok.
geri ondan doğanlara ne olacak? Hayat şartları onları öyle zorladı. Köyümüz buradan misafirperver, mal yolukla geçinen bir yer. Şu gördüğümüz dağda yolumuz gelirdi. Babam rahmetli dedi, oğlum gece olunca dışarı çık da ses dinle hele bir. İnerdik, ses geliyorsa şu dağlarda giderdik, çok karşı dağda. Kışta kalanlara sırtlar getirirdik, kaç tanesini getirdik yani, yardımcı olduk, Allah'a hamdolsun. Şimdi misafire de hasret aldık. O eski gelirlere de hasret aldık. Hocamın söylediği gibi, burada binlerce küçük baş, büyük baş vardı. Birbirimize saygı, sevgi vardı. Büyüğümüz neredeyse hepimiz öyle koşardık. Hepsi emmi dayı olarak saygımız sonsuzdu. Şimdi bilmiyorum artık, ben üzülüyorum bu eski geçmişlerimize. O günleri istiyoruz. O günlere arzulu yok da yani, inan ki. Ama çağ ileri gidiyor ama biz geride kaldık diyorum ben. Çok geride kaldık. Ondan sonra güzün geri köye gelirdik. Köyde, burada da çoban falan olurdu. Çobana katardık boyunlarımızı. Öyle bir günümüz geçti. Şimdiki yaşımız 70 oldu. Seneden büyük gelsinler, vatanlarını görsünler, unutmasınlar. Mahsuni bu nasıl konulmaz derttir. Dünya gözü açtı yerim gurbetti. Evvel malcılık vardı, biliyor onu ettik. Sonra da şimdi herkes çekildi gitti İstanbul'a, biz kaldık köşede. 2 yıl oldu ben perişanım. Ne kaldık hocam ya, o kurban tabi eskide bizim tutuyorduk, onu diyoruz. Benim yaşım 80-77. Hanımım vardı şimdi. Ben 40'tan doğmuşum, 40'ın çocuğuyum. 40'ın kıtlığını şöyle hülya gibi biliyorum, biliyor musun? 40'ın kıtlığı dediler onu. Anama anladırdım, annem dedi ki o işte 40'ın kıtlığı derdi. Ben de 1947 doğumluyum. Şu an yaşım 82. Ama bu topraklardan yaşadık, bu dağlardan dolaştık, çobancılık yaptım, çiftçilik yaptım, işte bağ bahça, bugüne kadar dolaştık. Ama eski günlerimiz bundan çok iyiydi. Evet, biraz darlık vardı ama her şeyimiz tatlıydı, lezzetliydi. Doğal yerdik. Şimdi yediğimizi bilmiyor, içtiğimizi bilmiyor. Ne olduğunu bilemiyor yani, her şeyi el attılar, ne ettiler. İşte buradan oturduk kalktık bu yaşa kadar, biliyor musun? Bugüne kadar geldi geçti, biliyor musun? Evet. Yani o dağlardan çok dolandım. Yeliyurt'tan Omar rahmetli olan davar yaydım. Orada yatar kalkardık. Peki Niyazi amca, eskide sizin bayağı bir malınız, hayvanlarınız varmış. Hayvanlarımız vardı. Babamın... Eskide birkaç kişinin böyle malcılıkla uğraşan ve çok hayvanları varmış. Evet. O günler hakkında biraz bilgi verebilir misin? Yani o günlerden işte burada bu köyde 5-6 tane ev vardı şöyle. Yani ileri gelen 5-6 malcı, malı çok olan. Yani aşağı yukarı herkesin malı vardı da. Bu 5-6 kişinin malı daha çoğdu. Fakir fukara onların yanına giderdi. Yaylalara çıkardık. Kimi davarımızı güderdi, kimi kuzumuzu, kimi işte. Onlar da o insanlar da bizim yanlarımıza geçinirdi, biliyor musun? O zamanlar yani dediğim gibi her şeyi gördük, geçirdik yani. Peki Elif, Allah'ıma hamdolsun. Elif teyzeyle. 61'den evlendik. Düğünümüz 61'den oldu. Yanamköy dediğimiz bir yer var. Yanamköy dedik. Orada evet. Yayladaydık. Orada biz düğün yaptık. Yaylada yaptık. Yaylada yani. Düğün yaptık. O zaman çok at vardı bu köyde. Cirit oynadılar, biliyor musun? Bayrak diktiler, yarış yaptılar. Onu da Haydar rahmetli aldı, biliyor musun? Bayrağı da Haydar aldı. O günde bugüne işte birbirimizi sürüyor. Allah'a hamdolsun. Aranızda eskide Elif teyzeyle bir anın var mı? Yani böyle hiç anlaşamamazlığınız falan, hayır, öyle hayır, bir hayır. Şey oldu mu? Ben çok memnunum. Allah razı olsun. Çok Allah
Atasına dedesine rahmet olsun. Ben çok memnunum. Ben de memnunum. Ailemden yani hiçbir şey görmedim biliyor musun? Yani biz çok güzel yaşadık. Yani halen de yaşıyor. Yani Allah'ım bunları aşağı da düşürmesin. Cümle Muhammed ümmetine yardım eylesin biliyor musun? Peki Ali teyze, senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Anlatacağın bir şeyler var mı? Vardır muhtemelen. Çok emekli diyemem. Sağ olasın. Güzel geçirdik, güzel oturduk. Ya, diyeceğimiz bu kadar. Ne diyeyim? Birbirimize tevar demedik. Allah yerimizi cennet etsin. Amin. Allah çocuklarımızın acısını göstermesin. Eskide şöyle bir geleneğimiz vardı. Geleneğimiz, göreneğimiz. Niye dersen insanlar birbirine bağlıydı. Odalar olurdu. Odalardan onda sonamaya yani köy mıktarı olurdu. O zaman köy kıyası derlerdi. Onlar oda açardı. Büyük şöyle insanlar öyle oda açardı. Bu köy 200 150-200 haneyken 4-5 tane altında 10 kişi çalışırdı. Sadece onda sonamaya normal. Yani karın tokluğuna. Ama sana diyeyim şimdikinden çok üstünüdü. Çarık giyiyorduk. Onda sonamaya. Kıl şavlar giyiyorduk. Dokuyorlardı. Maraş abası giyiyorduk. Ama inan şimdi şal giysek onun lezzetini vermiyor. İnsanlar birbirine bağlılığı gitti. Bir daha bir şey diyeceğim ağır gelir. Evlat babaya, baba evlata düşman oldu. Ama lezzetliydi, tatlıydı. Ben çok eskiye gidersem çarık giydim. Ayağımın üstünü sıkardı şu ayağımın üstü. Yara olurdu. Kış geldi mi de. Altı üstüne dönerdi. Altı üstüne dönerdi. Bu arada ayağımız yağlı gezerdik. Gavurcan olmuş derlerdi. Kızarırdı bu şeylerimiz. Şuradan yukarımızda bir elbise vardı. Elbise olup da dırıl derlerdi. Onda kaçak verirlerdi. Onda sonra ben arpa ekmeği yedim. Küşnenin hediyini yedim. Kara nohut yedim. Yani köyler gene öyle. Babam da normaldi, zenginiydi yani köyün. İkinci zenginine, üçüncü, birinci zenginine gelirdi neredeyse. Bıçakçıların en ileri, en şey zengin insanı babamdı. Körüsü yumurtada derlerdi. Geceliğe 450 koyunu götürdü de kırdı geldi. Eskiye yakalattı. O zaman ilaç da yoktu. İnsanlara da ilaç yoktu. Hayvanı cins olanlara da ilaç yoktu. Ama lezzetliydi, tatlıydı. Şimdi ne tadı kaldı, ne tuzu kaldı. Bir elma diye en onda sonra eşraf kişilerden zenginin kuşak bağlardı şöyle kuşak kemer. Onun altına biliyor musun Amasya elması mı taş bir elma sokardı. Filan kadında var derlerdi. Gidin de onda bir elma varsa alın gelin de şu hastaya kukuladak yedirek derlerdi. Altı kardeşlik altı tane gelini vardı babamın. Neredeyse evlilikte bir odada yatardık. Ama 7 sene, 9 sene gelinlik yaptığını bildim. Konuşmadı. Bir koyun, iki koyun verdi de öyle konuşturdu. Tatlı diller vardı. Şimdi ağlıyorsun, lezzeti kalmadı. Tatlı dil yok. 5 gün sonra, 10 gün sonra ben ayrılacağım diyor. Şu arabalar çıktı ya, tatlı mı? Hem tatlı hem acı. Hem tatlı hem acı. Gömlek alamadım sırtına. Bu taraları aldım. 3 sene Karabük'e gidiyorum, geliyorum, çalışıyorum. Bir çayımızı yapıp da içemiyor yani. Kendimizi toplayamıyor, kakamıyor yerimizde. Bir şey unutuyor, kalkıp bir bardağımızı getiremiyor.
Oturduğumuz yerde hakam yok. Belediyelik oldu ama bize gene bir şey verilmedi. Olmadı yani, belediyelikte de pek bir şey anlamadık. Daha önceki hayatımız hepsi malcılık üzerine geçti. Ondan sonra bizim çiftler yem sürerdik önce, biliyor musun? Bir ay döndürürdük, affedersin, öküzlerine. Şimdi evet biraz kolaylık oldu ama dünya ayağa çıkarken biz normal arabalara binmeye başladık ancak. Yani dünya ayağa gidiyor. Daha şeyden de öte gidiyor, yani güneşten de öte gidiyor ama biz de ancak böyle yaşadık. Bizim köyün hala hazırda böyle çiftçilikte pek bir arazi yok. Var ama böyle 10 bin nüfusa ulaştıydı. Tatların nüfusu 10 bindi. Şimdi göçtü gittiler ama 10 bin nüfusu vardı ama arazi alabildiğine geniş. Belki 10 bin dönüm arazi var ama dağ taş. Akarsuyu fazla yok. Efendime söyleyeyim. Eğitim konusuna gelince Maraş'ın birinci köyü sayılır. Bak 2000 yılına kadar her yıl 50 kişi, 55 kişi üniversite kazanıyordu. 2000 yılına kadar. Yani bir yol elbette yapılacak. Yol insan hakkı. Suyu da zaten belediyeler zamanında getirdik. Onu da Sivas yöresinde bir yerde aldık. Bazen bozuluyor ama bazen de iyi akıyor. Benim araba var, geziyorum. Yani 50 hanelik, 100 hanelik bir köy. O kadar güzel. Bizlere bu dolu dolu halide geldi. Bizlere bu dolu dolu halide geldi. Bir seni sevdiğim bir de bana ver, bir de bana ver. Bala Sultan kızıl kızıl deli de geldi. Bir seni sevdiğim bir de bana ver. Balı Sultan kızıl kızıl deli de geldi. Bir seni sevdiğim bir de bana ver. Payım gelir imam, imamların payından. Payım gelir imamların payından. 12 imam nesli nesli Ali soyundan, Ali soyundan. Kırkların içtiği hey dost tengir suyundan. Bir seni sevdiğim bir de bana ver. Büyük Tatlar'ın geçmişteki nüfus yoğunluğundan dolayı ve çevre köylerindeki öğrencilerin buraya gelerek eğitim almasından dolayı 4 adet okulu bulunmaktaydı. Şimdilerde ise 2 okulu kapanmış, ikisi eğitim vermektedir. Kapanan okullardan birisi taziye evi olarak, diğeri ise öğrencilere atölye olarak hizmet vermektedir. Büyük Tatlar'ın Alıçlı mezrası ile birlikte 3 adet camisi bulunmaktadır. Camilerde cemaatin azlığı da yine nüfusa bağlı bir etkendir. Köyde eskiden belediye binası olarak kullanılan bina şimdi dışarıdan gelen misafirlere hizmet vermektedir. Ayrıca köyde insanların küçük rahatsızlıklarını giderebilecek bir de sağlık ocağı bulunmaktadır. Büyük Tatlar'ın sokaklarında ilerlerken oturup dertleşen annelere mikrofon uzattık. Yaşlı amcalar ve teyzeler yaşamlarının zorluğunu anlatıyorlar. Köydeki kimi zaman kolay, kimi zaman zor geçen yaşam böyledir. Kışa hazırlık yapan Gülay teyzemiz gibi. Bu evde doğmuşsun. Bu ev benim babamın evi. 60'a yaklaşıyor yaşımız. 57-58'in o arada hem ben burada inek sağarım. Bir amcam oğlu vardı, Ahraz, ben ona vardım. Onu şimdi yaşıyorum. Çocukluğumuz burada geçti. Buranın hayatı. İlkbahardan göçeriz, ondan sonra mallarımızı otlatırız.
Günümüz bizim, çocukluktan beri. Bizim çoluğumuz çocuğumuz yok. Buradan geçiyor. Günümüz buradan geçti. Hayat. Bugün ben 1964 doğumluyum. Küçükler göç etti. 64'ten beri buradan yaşıyoruz. Arazimiz var. Arazilerimizi ekeriz, biçeriz. Peynir yaparız. Çocuklarımıza, evlatlarımıza. Eşe, dosta işte. Eşe, dosta. Kısım akrabaya ikram ederiz. Sabah kalkıyorum. Yemeğini veriyorum, çayını veriyorum. Koyunu koyuyorum. Ondan sonra başlıyorum evin işlerine. Peyniri yapıyorum, yanını yayıyorum. İşte durmada bu aynı devam ediyor bu hayat bize. Büyük tatlar deyince büyük tatlar eskide belediyeliydi. Belediyelik sonra büyük şehre geçince iptal oldu. Vatandaş da herkes çekildi, hep gurbete gittiler. İşte burada 60 yaşında, 70 yaşında ihtiyarlarımız kaldı. Başka kimse kalan olmadı burada. Onlar da kendi çapından geçimlerini sağlıyordur. Bütün köylülerimiz, arkadaşlarımız gurbete gidiyor. Tekrar gurbetten geri köylerine dönmek istiyorlar. Şu anda çok evler yapıldı. Yani arkadaşlar kendi çapında evlerini yapıyorlar. Onlardan artık yavaş yavaş köylerine yazın ilkbahardan geliyorlar, sonbahardan geri Melmeçi'ye, İstanbul'a dönüyorlar. Büyük tatlarda yetişmiş birçok halk ozanı bulunmaktadır. Köyde rastladığımız Hıdır amca gibi. 1950 doğumluyum. 1950'den bu yana bu köyde. Bu köydeyim. Valla neler olacak bu köyler, kırsal bölgenin eskiden kalsa ne kalmasa ne kırsal. Yaşıyorsunuz çiftçilikte. Aynı ufak tefek bu yok. Bir şeyler olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Zor oluyor mu? Zor oluyor tabii. Hem de nasıl zor oluyor. Hayvancılık da var mı? Hayvancılık olanın var, benim yok. Ne var evde? Bir ineğim var. Meyvelerden filan ne? Meyvelerden ceviz var, elma var. Ne istersen onu yiyin, ceviz yiyin. Sen söyle, elma yiyin, şeftali yiyin. Yani bunlar var. Varı söylüyorum. Üzüm yok mu? Üzüm de var. Yani pekmez yapacak kadar var mı üzümünüz? Vallahi daha içine de girmedim de pekmez yapacak kadar yok. Böyle yemek için bol. Yemek için bol. Yine yenilendin eski yaralar. Merhemi sendeyse sür de git nolur. Bir kadere boyun büküp ağladım ağladım. Hatırla bir defa sor da git n'olur. Bir kadere boyun büküp ağladım ağladım. Hatırla bir defa sor da git n'olur. Eğer bu sevdalar elinden ise ye, yetişen bülbüller gülünden ise ye. Benim vadem senin elinden ise iyi. Hançerle sineme vur da git n'oluyor, git n'olur. Gel güzel bu kadar cefakar olmayı. Açılmış gülüdün sararıp solmayı. Karanim kölendir bebalın almayı. Aç da kollarını sar da git n'oluyor, git n'olur. Arı çiçek de bal yapar, bal çiçeğin neresinden? Mürüvvet mührü yazılı, dost kaşının arasında. Gel bana gel nazlı nazlı, hiç düşünmeyi kara gözlü. Görkü daha neler gizli, dost sözcüğün gerisinde. Ağlayanlar gülecekler. Kim olduğum bilecekler.
Öldüğümü duyacaklar dost köyünün ötesinden. Büyük Tatlar'a bağlı Alıçlı mezrasını ziyaret ediyoruz. Alıçlı da göçten nasibini almış durumda. 100-150 kişilik bir nüfusa düşen Alıçlı mezrası güneyden Yıldız Dağı, doğudan Abdon'un taşı, Tekerekkaya, batısında ise Tab ve İdeli Pınar arasındaki vadide kurulmuş bir yerleşim yeridir. Alıçlı'ya bağlı Araplar Mahallesi'nde Sayın Arap Ali amca yine Büyük Tatlar'ı anlatıyor. Ama menzile varmak yoktur. Ahire bir ufacık bir yerden kalacak yani. Karancamlar geçirdim motorunun. Bir arkadaş vuruldu. Arkadaşı motorundan aldım, Tanır'a götürdüm. Yol yok, sahap yok, meydandan hiç kimse yok. Yani meydana getirecek köylüleri. Geldiler köylüler beni duta duta motoru duta köye götürdü. Türlü nimetlerine de karşılaştık. Koştuk, çağırdık. Bir muhtarımız vardı, Allah ondan razı olsun, Allah rahmet eylesin. Bu yolu onun sayesinde Ali Osman diye birisi vardı. Ali Osman şefi geldi buraya. Senin dedi şurada komşular yolu vermedi. Dozerine git adam bırakın dedi. Bir erik kapının önünde erik vardı. Eriği silktim koptum şu yoldan ulaştırdım. Allah Allah bu nedir dedi ya. Burada bu zaman böyle bir şey mi var? Yani zaman geçmişti ya. Oraya gelince işkıyalık zamanında onlar çıkıyorlar. Köye kaşanının olduğu yere ev yapıyorlar. O zaman bizim köylüler geliyor. 3 ev. Köylü koca dediğin adam oraya geliyor, tudun dibine konuyorlar. Bu Kaşanlı köyü varıyor, diyor ki ya buraya biz gayrı ev yaptık, siz de burada göçün başka yere gidin diyor. Ama 2 sene orada oturuyorlar. Ondan sonra devam ediyorlar, buraya köyün yerine geliyorlar. Gelince su bulamıyorlar. İpi uğraşınca ormandan suyun sesini duyuyorlar. Bütün gurbetçilerimizi bekliyor. Bari köylerimiz boş gelmesin. Ata dede yurdu boş kalmasın. Evet. Biz nasıl geçiniyorsak onlar da daha iyi geçinir inşallah. Onların daha iyi geleceği var. İstanbul'u ne edecek yani? İstanbul'da ne olacak? Bir gün çalışmasa karnı aç kalacak. Ama burada ata dede torpağı var ya. Bir ağacının dibine su dökse kendini senelerce besler. 2 dönüm tarlanı sönse 3 senelik buğdayısı çıkar. Hepsini de bekliyor. Büyük Tatlar Alışı'da. Ben doğdum. İstanbul'a gittim. Orada yaşıyorum. Yaz ilkbahardan geliyorum. Yazın hani son güze kadar burada duruyorum, burada yaşıyorum. Tekrar geri güz mevsimi geldiği zaman İstanbul'a gidiyoruz. Buradaki bahçemiz kendimiz yeni yaptık burayı. Su çıkardık işte, yeni de bahçe yaptık. İnsanların da burada, köylerimizin çoğu İstanbul'dadır. Onlara da tavsiyemiz buraya gelsinler. Burada kendi arazilerine bağ bahçe yapsınlar. Hayat burada güzel. Bu kendi yetiştirdiğimiz kavunumuz. 5-6 ay emekli, özellikle emekli olanlara buraya gelsinler. Kendi meyvelerini, zebzelerini yetiştirsinler. Kışlık yiyeceklerini, içeceklerini alsınlar. İstanbul'a gitsinler, rahat etsinler. Artık biliyorsunuz biraz pahalılık var İstanbul'da. Yani güzel bir yer. 2 dağın arasında. Gala deriz oraya. Tarihi bir yerdir. Belki de tarihi bir eser vardır oralarda. İşlenmesi lazım. Turistik belki gezi için çok güzel olur oralar. Gelinip görülmesi lazım buraların. Tavsiyemiz İstanbul'da yaşayanlar gelsinler burada. Hem güzel meyvelerini, zeplerini yetişsinler, hem de temiz havayı alsınlar, gitsinler. Kavunumuzu kesiyoruz. İlk kavun, Alışlı. Kendi bahçemde ve daha sikta yapacağız. İnşallah güzeldir. Niye ama? Şöylerde düğün olurdu. Şöylerde düğün olurdu. Benim de kimsem yoktu. Babam rahmetli öldü. Ondan sonra karıyla evlendik. Yamaçta küstülerdi. Gelirlerdi, cüvüsüler geldi miydi? Beni alırlar, götürürlerdi. Böyle de güleş güleştirirlerdi bana. Düğünlerde. Güleş güleştirirlerdi. Dillerdi ki, illa gidin Kemal Süleyman'ı getirin dillerdi. Sağmen geldi miydi? Başka yerde Sağmen geldi miydi? Tanır'da geldiler, güleşe gelmişler. Beni burada aldılar, gittiler. Vardım.
belediye başkanı vardı, tanırım. Onun bir emmisi oğlu vardı, Mehmet Çetin. Mehmet'in adı da Çetin derlerdi. Baba aldığını vurdu yere, aldığını vurdu yere. Günce Hünker vardı, rahmetli. Dedi ki ne? Şey dedi, ula dedi, şuna Süleyman'ı soyun, saydırmam dedi. Bu sefer beni soydular, girdim buna. Bu yanına patırdadı, bu yanına patırdadı. Daha ben gencim. Kendi yaşlı. Bunu kal dedim, yere vurdum. Hünker'e meram attık dedi ki, Mehmet ne oldu? Ula emmi kurban dedi, genç birisiymiş dedi. Çocuğa gücüm yetmedi dedi. Bu köyde önce bu memleket çiftçiliğle uğraşırdı. Ama çiftçilik, traktör falan çalışmadığı için hep öküz, traktör falanlarla çiftçilik yaparlardı. Herkes çalışırdı kendi imkanlarıyla. Sonra bereket versin, köyümüz uyandı. Uyandı, Allah razı olsun. Okudular. Herkes, yani her evden, inan ki hepsi memur, Allah'a şükür. Kırsal bölge olduğu için okumak mecburiyetine kaldılar. Önce aşağıya giderlerdi çalışmaya, onun bunun işinden. Sonra millet uyandı şükür, herkes okudu, rahat yaşadı. Şimdi çok durumu iyi köyümüzün. Hemen şimdi köyde de zaten kimse kalmadı. Bizim köyümüz burada Büyük Tatlar diye büyük bir beldeydi. Çevremizde 5 tane biz aşiret dedik, aşiret köyler var. Ben 73 yaşadım, daha o aşiret köylerden asla bir sorun olmadı. Bak bu aşiretler var ya, kardeş gibi yaşadık. Ha dış güçler, bazen siyasete okunarım. Dış güçler bizi kardeş gibi aşiretlerle yaşadığımız halden bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor ama şükür gene de öyle bir şey yok. Çok rahat yaşadık, bu yaşa geldik. Herkes huzur içinde. Memleketimizden her insan yaşıyor. Allah herkesi yaratmış yani. Kürdünü, Türkünü, Çerkezini hepsini Allah yaratmış. Eğer Allah'tan biz güçlü olsaydık onlar Allah yaratmazdı. Biz yaratmazdık yani. İnsanlar çok anlayışa bak. Ben ne diyeyim, 73 sene oldu, ben 73 yaşadım. Daha hiçbir kimsenin bir sorunumuz olmadı. Kendi köyümüzün içinde birbirine sorun oldu, onlarla olmadı. Ha, memleket kırsal bölge, herkes gitti. Ben köy hizmetlerinden çalışıyordum. İşte buralardan kredicilik yaptım. Bütün Avşin'in köylerinden. Ondan sonra köyümüz 20 sene belediye oldu. Belediye oldu ama pek fazla hizmet görmedi. Mesela yine çok devlet hizmet yapıyordu buralara. Yine de yapıyor. Bak köyümüzün eğer şu büyükşehir belediyesi olmasa biz su içemek. Büyük Tatlar Köyü'nün kendine has yaylaları vardır. Şimdi de yaylalara doğru gideceğiz ve yaylalarda yaşam şartları hakkında bilgiler aktaracağız. Günlük sabahına kakıyorum. Beyranmaya yaya koyuyorum, yanına yoğurdum. Onu yayıyorum. Kestiriyorum çökeliğin, yağını alıyorum, buzluyum. Ondan sonra geçiyi sağıyorum. Sütü pişiriyorum. Görünen işlere bakıyorum. Aharı süpürüyorum, davarı yolluyorum. Ne bileyim işte. Her şey çocuklarım için. Süren, saman çeken, yem süren, yem süren, ani nasıl çapmakta buraya hasta getiren. Ya bunlar bir tüyün alaydı ya ense, şimdi kimse kalmadı. Burası Duz yurdu. Yıllardır dimdik duran iki asırlık ardıç ağacı bulunmaktadır. Buradan gelip geçen kim bilir nice insanları gölgesi altında misafir etmiştir. Buradaki yurtlar, evler nice insanları barınak olmuş, yurt olmuşlar. Oysa ki şimdi sadece yıkılmış taş duvarları kalmış. Dernek Başkanı Sayın Murtaza Kara'nın anlatımıyla yaylamız. Şu anda bulunduğumuz nokta Duz yurdu mevki. Yaylaya gelen insanlarımız vardı zamanla. Tabii ki şu anda görmüş olduğunuz, gördüğünüz gibi bomboş, kim yok, kimse yok. Zamanla burası en azından yüzlerce insan barındıran bir yerdi. Bu söylediğim çok uzun değil. En fazla bir 30 kadar, yani 40 sene öncesine kadar yüzlerce insan ama bir 10-15-20 sene öncesine kadar belli sayıda insanlar vardı burada. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi kim yok, kimse yok. Kutlarımız yapyalnız kalmış. Buradaki yol, bu mevki bizim Yeli Gedik dediğimiz mevki. Civarın en yüksek noktası. Bu
Şuradaki yol ise zamanla yapılmış en eski yol burası. Bu yol yukarıda Yellikaya, Büngüldek, Elif Ölen Yurt, buraların yolu tamamen buradan geçiyor. Burada kağnı arabalarının, at arabalarının başka yolu olmadığı için burada gelenler, gidenler, zamanın gelinleri, kızları hep bu yolları kullanıyormuş. Yaşlı insanlarımız, atalarımız bize söylediği şeyler bunlar. Bizim de zamanla geçtiğimiz yaylaya gittiğimiz babalarımızın, annelerimizin hafta sonunu bekleyip cuma günü akşam köyden çıkıp yaylaya gittiğimiz güzergahımız da bizim burası. Akşam olduğu zaman, okullar kapandığı zaman cuma günü akşam bir sürü, en az 20, 30, 40 öğrenci olarak biz bu yolu kullanarak yaylaya giderdik. Çünkü o zaman, o dönemde ne araba var ne bir şey var. Yani sadece bir olursa bir at arabası falan olurdu. O da kimi bindireceksin yani. Onun için biz tamamen yürüyerek bu yolu bir saatte, iki saatte yaylamıza, evimize, annemizin, babamızın yanına varırdık. Büngüldek yaylası ilkbaharı ne kadar güzel olursa sonbaharı da bir o kadar hazinli oluyor. 2021 yılında 10.000 kişinin katılımıyla Büyük Tatlar tarihinin ilk festivalinin yapıldığı köy halkının ortak yaylasıdır. Birkaç yıl öncesine kadar sürü sürü koyunların otladığı yaylalarda şimdi iki tane ev kalmış. Mehmet Ölen Yurt'ta, Ömer Çiriş Sağır Yatağı Yurt'ta ise Aykut İlik, biz de her ikisine de bu zor şartlarda buraları boş bırakmayan bu emekçilere sağlık, sıhhat ve uzun yaşam diliyoruz. 10 yıl oldu hayvancılıkla uğraşıyorum. Yaklaşık Nisan ayından çıkarız. Havalar soğuyana kadar, ne diyeyim, 11. aya kadar falan buradayız. Sadece benimki küçükbaş hayvan, evet. Hayvanlarda ben keçicilikle uğraştığım için bunun sütünden peynir yapıyoruz. Ya çökeli gişi yapıyoruz. Bunları böyle değerlendiriyoruz. Doğayına iç içeşin, huzurlu, kafan dinç, kendi işinle uğraşıyorsun. Güzel bir şey benim için. Ben zevk aldığım için 10 yıldan beri yapıyorum. Yem şartları çok pahalı olduğu için biraz ondan zorlanıyoruz. Yoksa hayvancılığın güzel yanları, doğayla iç içesin yani, çok güzel benim için. Coğrafi olarak yüksek bir akıma sahip olan Yalnız Yaylası, Büyük Tatlar'ın ortak yaylasıdır. Bir zamanlar bu yaylalarda yüzlerce insan yaşamaktaydı. Kuzuların koyunlarla buluşmasını uzunca yıllar tanıklık etmiş insanlar, kimisi ahirete irtihar etmiş, kimisi de yaşam şartlarından dolayı büyük şehirlere göç etmişlerdir. Şu anda bulunduğumuz mevki Yalnız Yaylası. Yalnız Yaylası'nın ismini de görmüş olduğunuz Yalnız Ardıncı'nda almaktadır. Zamanla köyün hemen hemen yarısı bu yaylaya göçerdi. 100 tane ya da 100'den de fazla insan yaşamaktaydı ama maalesef şu anda gördüğünüz gibi ya 3 tane ya da 4 tane ev kalmış. O da son temsilciler yani. Yalnız Ardıcı'ndan bahsetmek istersek, Yalnız Ardıcı bu zamanla burada ormanda güzergah belli olmuyormuş. Yani güzergahı kaybeden insanlar varmış. O kadar sık orman varmış ki insanlar girdiği zaman güzergahlarını kaybediyorlarmış. Sonra işte kesmişler ticaretini yapanlar, kendi evlerine kullananlar ev yapıyorlardı. O yüzden kesmişler, hepsini bitirmişler ve zamanla da bahsedenler, eski insanlardan bahsediyor. Büyük bir yangın olduğunu da söyleniyor. Ondan sonra da işte bu ardıç kimse kesmemiş. Bunun da eski insanlarda duyduğumuza göre burada büyük bir yol geçiyor. Yani eski yaya yolu. Burada Maraş, Antep, işte bu yol Sivas'a bağlayan bir yol. Yaya yolu, yani kağnı arabalarının geçtiği yol. Bu ardıç da bütün her tarafta gözüküyor. Gözüktüğü için bunu
nokta belirliyorlar. Yani kışın gidenler var, karda kışta yolunu kaybetmesinler diye bu ağacı kesmemişler zamanla. İnsanlar sahip çıkmışlar, kesmemişler ve insanların yolunu bulmalarında etkili olmuş bu ağırdır. Burası yalnız yaylası malum. Köyün yaylası söyleyeyim. Kabile olarak pek bir kabile, tek bir kabileye ait değil. Eskiden köyün hemen hemen hepsi taşınırdı. Ama şimdi 1, 2, 3 tane, maksimum 4 tane. Ben hayvancılık yapıyorum, büyükbaş hayvancılık. Aşağı yukarı 6 ay buradayım. Koyuncular var 2 tane, onlar göçtüler. Bir tanesi kaldı. Onlar da yarın bir gün gider, ben Kasım'a kadar buradayım aşağı yukarı. Ben 15 yıldır buradayım. 15 yıldır sürekli geliyorum. Benden sonra da gelecek sanmıyorum yani. En son ben yani. Şimdi de geniş arazileri ve büyükçe bir mecrasıyla göz kamaştıran Yelli Kaya Yaylası'ndayız. Derneğimize emeği geçen Çıkkali Kara'dan bir şiir dinleyelim. Ve Başkan Murtaza Kara'nın çocukluğunun geçtiği yayla hakkında bilgileri dinleyelim. Ata yurdu, baba yurdu, Yelli Kaya. Al yeşil giymiştir şimdi dağların. Demet demet açar gonca güllerin. Bize doğru eserse seher yellerin, beklerim kokunu sal Yelli Kaya. Kıymetli izleyicilerimiz, şu an benim için de ayrı bir yeri olan Yelli Kaya bölgesindeyiz. Benim için çok önemli çünkü çocukluğumun, gençliğimin, en güzel yıllarımın geçtiği yer olan Yelli Kaya, yani yayla, kendi yaylamız. Görmüş olduğunuz taş evler, bunlar zamanla yapılmış, tabii ki yayla evi olduğu için betondan falan yapılmamış, kalıcı bir konut yapılmamış. Sadece yazın ilkbaharda gelip 10. ayda 11. aya kadar burada kalıp burada hayvanlarını otlatıp yoğurdunu, sütünü, peynirini, yani kışlık yiyeceklerini almak için gelip ondan sonra tekrar köye gidip köyde 3 ay 4 ay kaldıktan sonra tekrar çıkılan bir yer burası. Burada zamanla en az 60-70 tane hane yaşıyordu. Bunda 30-35 yıl önce. Şu anda ise sayılı, bir elin parmağını, 5 parmağını geçemeyecek kadar azalmış bir durumda, kimse yok. Ve bunlar da son nesiller, yani birkaç yıl sonra bunlar da olmayacaklar yani. Kaya yaylaların hasısın, sabahına sucuların işisin, bir hoş derde nazlı yarım işisin, seherde yarımı gör seher yedin. Aha ben gidiyorum, kal Yelli Kaya. Yelli Kaya yaylası adını rüzgarının sert ve sürekli esmesinden dolayı buradan alır. Yayla sadece bıçakçılara, karalara, yani Çölle Goca'nın torunlarına ait olan bir yayladır. Ağustos ayında bile su içilmeyecek kadar soğuk olur. Aynı zamanda bu yayla güçlü tarım alanlarına sahiptir. Yelli Kaya batısında Oğlak Köyü, doğusunda Hatice Pınar Köyü ve güneyinde ise Bümbüldek yaylasıyla çevrilmiştir. Burada 8 ay kalıyor. Her gün sabahleyin kalkıp malımızı, çayımızı içip malımızı bırakıp dağlara gidiyor. Burasını dedelerimiz satın almış. 100 yıl önceki mevzu yani. 100 yıldan beri yaşantı burada devam ediyor. Şimdi biraz azaldı. Bu görmüş olduğumuz yer Yelli Kaya dedikleri yer. Yelli Kaya olarak tanıtmışlar dedelerimiz. Şimdi hala biz devamlı buraya gelip gidiyoruz. Burada 8 ay kalıyoruz. Bunda bir dörtlükle de şeye, dile getirebilirim. Tarlasın tamın ekinin biçtim, güzelle oturup güzelle göçtüm. Vallahi burada ölenleri görüyorsunuz işte. Neçe dedelerimiz burada konmuş, göçmüş. Şimdi ise 4 kişi kaldık. Buraya işsiz vatanı bekliyor işte.
Yerlikaya'da doğmuş, büyümüş, buralarda yaşamış ve ömrünü burada geçirmiş ve hepsi rahmeti Rahman'a kavuşmuş olan toplu bir fotoğrafla sizleri baş başa bırakalım. Büyük Tatlar Köyü'nde yaşamış ve bugün hayatta olmayan geçmişlerimizi de bir sıla şeklinde paylaşmadan geçmeyelim. Neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, hey dost, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, hey dost, yürüyen de bir. Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Çalınsa esmeyen yelinden hile sezerler. Künyeler kazılıp demir sandıkta savrulup gidiyor ömür dedi. Künyeler kazılıp bu belgeselin hazırlanmasına vesile olan genel yayın yönetmeni başta Tatlıder Başkanı Sayın Murtaza Akar'a ve yönetimi. Avşin Belediyesi drone çekim ekibi Musa Kızılay'a. Avşin Haber Ajansı Müdürü Sayın Halil Demir. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören'e. Belgesel metnini hazırlayan fotoğraf ve videolarıyla programa katkı sunan Sayın Fikali Kara'ya. Sultan Gazi Belediye Başkanımız Avukat Abdurrahman Dursun'a, ekibine ve bütün emeği geçenlere teşekkür ederiz.